Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün teknenin içinden video çekeceğiz. Sesim biraz yankılanıyor olabilir. Özellikle kulaklıkla seyreden arkadaşlar için kusura bakmasınlar şimdiden. Şimdi bugün konuşacağımız konu yine teknenin kritik noktalarından biri. Belki de şimdiye kadar tekne yapım sürecine başladığımdan beri en çok kafama takılan nokta diyebilirim. O da ne? Salma bağlantı bölgesi. Takip eden arkadaşlar iyi hatırlayacaklardır. Projeye başladığımdan beri kafama en çok takılan konu her şart altında, her deniz koşulunda, okyanus şartlarında bu tekne buna bağlayacağımız salmayı güvenle taşıyabilmeli. O bölgeyle ilgili, salma bağlantıları ile ilgili en ufak kafamda bir soru işareti olmamalı. Ağaç bir yapıya tamam, elyafla, epoksiyle güçlendirilmiş de olsa sonuçta ağaç bir yapıya 2 tonun üzerinde bir metal ağırlığı her şart altında taşıtabilmek takdir edersiniz ki o kadar da kolay iş değil. Tamam, şimdiye kadar yapılmamış iş değil. Pek çok tekne bunu yapıyor. Marka tekneler yapıyor. Bizim gibi kendi teknesini yapan kişiler yapıyor ama pek çok salma kırılmasıyla sonuçlanan kazalar da yaşanıyor. Çok ender de olsa. Bu tekneyi özellikle ben kendim yapmak için yola çıktığımda biraz iddialı çıktım. Tamam, söylemlerime bu pek yansımadı ama iddiamız neydi? Bu tekne her şart altında kutup bölgeleri hariç dünyanın her noktasına güvenli bir şekilde seyahat için uygun bir tekne olacak. İddiamız buydu. Bu iddiayı gerçekleştirebilmek için de en büyük soru işareti, en büyük üzerine kafa yormamız, planlamamız gereken nokta bu salma bağlantı bölgesinin tasarlanması ve imalatıydı. Ve burada da son noktaya geldik. Her şey yerine monte edildi. Her şey tamamlandı. Şimdi birazdan yakın el kamerasıyla da size göstereceğim. Umduğumdan, hayal ettiğimden, planladığımdan, beklediğimden çok 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 daha güçlü bir yapı oluşturmuş olduk. Bir bütünlük içinde. Bütünlük dememden kastım şu. Bir noktayı tamam çok güçlü yapabilirsiniz ama o noktanın etrafındaki o noktanın bağlandığı yapı zayıfsa pek bir anlamı yok. O güçlü yapı diğer ana yapıdan ayrılıp gidebilir. O yüzden bir bütünlük içinde oldukça güçlü bir yapı oluşturduk. Hadi şöyle yakından bir bakalım ona. Üzerine biraz konuşalım. Şöyle öncelikle omurgaya bir bakalım. Kıç taraftan gelen omurga şurada genişliyor. Burası motorun oturacağı bölge. Motor ve şanzıman yuvası diyelim. Devam ediyor omurga. Şurada omurgada saç başlıyor. Galvaniz saç. Salmanın arka tarafı şuradaki 3 tane delik omurgaya geçecek. Ondan sonra şöyle pullarımız var. O pulları göstereyim size. Şu pullar da bu deliklerin olduğu yere oturacak. Üstüne de çifter civata, pardon, somun gelecek her bir pulun. Şu pulları Bartın'da, Yimsan'da kestirdim. Kromdur bunlar ama parlatılmamış krom. Şimdi bildiğiniz üzere krom malzeme böyle parlatılmamış halde çıkıyor, ham halde. Uygulamaya göre isteyen bunu parlatıyor sonra da. Şimdi omurgaya gelecek somunlar bu şekilde. Bir tane de şu baş tarafa, salmanın en ön tarafında ki saplamanın gireceği yer. Şöyle şu pulu buraya koyacağız ve üzerine de 2 tane somun sıkacağız. Şimdi krom pulla galvaniz saç birbirine temas ederse ne olur diyeceksiniz. Temas yok arkadaşlar. Galvaniz saçın üzeri 2 kat elyaf kaplı, epoksi kaplı. Dolayısıyla o havayla tamamen irtibatı kesilmiş durumda. Bu pul da, elimde tuttuğum krom pul da elyafın üzerine basmış olacak. O şekilde düşünün. Bir metalin metale, farklı metallerin birbirine teması söz konusu değil. Pullardan 10 tane var. Salmanın üzerinde de 10 tane saplama var. Dolayısıyla o 10 saplamanın her biri buradaki deliklerden girdiğinde içeride birer tane böyle büyük özel kesilmiş pul ve üzerine de 2 tane, ikişer tane somun sıkılmış olacak. İkişer tane somunun da şöyle sıkıldığını düşünün. Şu bağlandı, buradan saplama çıktı.
Bir somun gelecek, böyle sıkılacak. Üzerine bir somun da sıkılmış olacak bu şekilde. Sadece bir somunun dişlerine yük binmesi engellenmiş olacak. Bu dişlerine, somunun dişlerine binen yükün iki somuna dağıtılması. Yani sıyırma ihtimaline karşı. Pekala, ortadaki çifterli sıradaki saplamalar ne olacak? Yani salmamız bu şekilde. Arkada 3 tane var. Bunlar direkt omurgaya giriyor. 3 sırada ikişerli var. Bir tane de başta var. Bu baştaki tek de ortada omurgaya bağlanıyor. Şimdi bu ikişerlileri konuşalım. 3 tane ikişerli sıra, toplam 6 tane saplama. Onlar da şu postaların üzerine basacaklar. Bakın şimdi onu da detaylı anlatayım. Şöyle postaları görüyorsunuz. Şurada çift posta var. Bir tane diğerlerinde olmayan ara posta var. Burada, bu bölgede. Normalde postaların arası 70'er santimken, buradaki postaların arası, salma bağlantı bölgesindeki postaların arası 30 santim. Ve bu bölgedeki salma bağlantı bölgesindeki postaların içinde yine galvaniz saç var. Ve o postalar, bakın şöyle takip edersek postaları, şuradan göstereyim daha iyi göreceksiniz. Bakın tek parça olarak omurganın içinden geçip karşıya gidiyor. Yani lamine tek parça olarak böyle yarım ay şeklinde, yarım daire şeklinde postaları oluşturduk. Omurgayı da sıkarken bu postalar içinden geçecek şekilde omurgayı 3 katman halinde sıktık. Dolayısıyla postalarda herhangi bir ek yok. Ve bu bölgedeki postaların içine yine omurgaya yaptığımız gibi boydan boya saç koyduk. Galvaniz saç. Burada niye galvaniz saç kullanıyoruz? Krom saç kullanmıyoruz. Bildiğiniz üzere daha önce de konuşmuştuk. Havayla temas etmesi gerekiyor kromun. Böyle yapının içine gömdüğünüz, havayla nemle tamamen irtibatının kesildiği yerlerde krom pek tavsiye edilmiyor. O yüzden 1,5 milim kalınlığında galvaniz saç kullanıyoruz. Yapıyı güçlendirsin diye. Şimdi bu yapıya bir daha bir bakalım. Bu salma ara parçasını daha önceki videolarda size göstermiştim ya. O salma ara parça buraya bir şişe mantarı gibi buradaki açılan yuvasına yukarıdan oturtuldu. Bakın şimdi şuradaki yapıda ben size göstereceğim. Şurası gövde, sargı tahtaları. Şu salma ara parçasının bir bölümü önde ve arkada postalara yaslanıyor. Yanda da omurgaya yaslanıyor. Yani salma ara parçasını yukarıdan söküp çıkarsanız, ki artık imkansız, bu parça da salma ara parçayla beraber çıkıyor. Şu parça da aynı şekilde salma ara parçasının bir kısmı. Şu sabit teknenin kısmı, gövdesi. Şunlar salma ara parçasıyla beraber yukarıdan içeriye girdi. Ve önde arkada postalara, yanda da omurgaya basıyor. Arka kısımda şu şekilde devam ediyor. Bakın 0'a 0 salma ara parça sargı tahtalarının arasından oturdu. Salma ara parçasının üstteki kısmının şöyle U şeklinde bir ortasında oyuğu vardı, hatırlayın. O oyuk omurgaya üstten oturuyor. Yanlardan da bakın şimdi postaların şu şekilde yüzeyleri düzleştirildi. Omurgayla aynı hizaya getirildi. Salma ara parçasının yan kısımları, omurgadan taşan kısımları da şuraya kadar geliyor yukarıda. Dolayısıyla bizim saplamalar, salmanın üzerindeki çift sıralı saplamalar, bir tanesi şuradan çıkacak, parmağımı değdiğim yerden, bir tanesi de şuradan çıkacak. Yani şuradan iki tane çıkacak, şu saç olan postayı delerek iki tane şuradan çıkacak saplamalar, yine saç olan postayı delerek iki tane de şuradan çıkacak, yine saç olan postanın içinden. Peki buradaki saplamalar çıktıktan sonra ne olacak? Buraya direkt somunların altına saplamalara birer tane az önce gördüğünüz puldan koymayacağız. Şöyle şimdilik tahtasını göstereceğim size. Bunu Bartın'a gittiğimde Yimsan'da krom olarak, az önce gösterdiğim pullar gibi krom malzemeden kestirerek şu büyüklükte birebir saplama deliklerini de işaretledim. Bu şekilde delinmiş hazır 3 tane krom levha keseceğiz. Bu levhaları da alacağız.
krom levhayı şöyle şuraya getirip koyacağız. Saplamaların çıkacağı yerler işaretli zaten. Buralara işte o az önce gördüğünüz kare şeklindeki pullardan birer tane daha bu krom levhanın üzerine gelecek şekilde koyacağız. Ve üzerine ikişer tane somunla bu yapıyı da sıkacağız. Bir tane şu ortadaki postanın hizasında, bir tane onun arkasındakinde levha olacak şu şekilde. Bir tane de öndeki postaya şöyle levha gelecek. Böylece kaç tane metal yapı, kaç tane ağaç yapı birbirini destekler şekilde burada yükü dağıtmış oluyoruz. Şimdi bir sayalım. Somunun altından başlayalım. Pul var somunun altında. O kare şeklindeki pul. Şuradaki. Sonra krom levha var. Şu tahta şimdilik gösterdiğim tahtanın büyüklüğünde şeklinde. Bu şekilde basacak. Ortada omurgaya basarak yükü dağıtmış olacak buradaki yükü. Bunun altında bakın şöyle bir katman var. Ağaç katmanı. O ağaç katmanının altında iki kat elyaf var. Ondan sonra bir ağaç katmanı daha var. Onun altında iki kat elyaf var. Bakın şuradan şöyle görebiliyor musunuz? Ondan sonra postanın sacı var. Ondan sonra posta dört kat lamine kestane ağacından oluşuyor. Her bir katman 12 milim kalınlığında ve her bir katmanın arasında birer kat elyaf. Şimdi teknedeki postaların hepsi lamine postalar. Bakın şunlar lamine. Görüyorsunuz. Bütün postalarımız bu şekilde lamine. Yani dört katmandan oluşan tahtaların eğilmesiyle yapılıyor. Ama şu içinde saç olan salma bölgesindeki özellikle postaların her katmanın arasına ekstradan elyaf koydum. Mesela şunda şu postada elyaf var. Şu postada elyaf var. Şunda elyaf var. Bunda da var. Bunda saç yok görüyorsunuz ama aslında onda da saç var. Bakın dip kısmında daha doğrusu tam küpeşte ile birleştiği noktada saç levha var içeride. Buraya da tellerinin bağlanacağı bölgeler bunlar. Dıştan da krom bir saçla. Dolayısıyla üzerinde büyük ya da küçük bir metal güçlendirilmiş yapı istediğimiz postaların hepsinin içinde ekstradan katmanlar arasına elyaf koyduk. Mesela şu postada yok elyaf. Şu postada da yok, şunda da yok, şunda da yok. Başta kıçta birer tane postada var. Onlar da koç boynuzu bölgeleri ve kıçtaki aynı zamanda kıç ıstralya tellerinin bağlanacağı yer olacak. O şekilde güçlendirmemiz gereken yerlere ekstradan da elyaf koymuş olduk. Bu bölgeye gayet güzel sağlam bir yapı oluşturmuş olduk. Şimdi tabii bu iç kısım böyle bırakılmayacak. Kıyısı köşesi zımparayla güzelce bir temizlenecek. Şu bölgelere, o levhaların geleceği yerlere boydan boya şöylemesine elyaf parçaları, iki kat kalın elyaf koyacağız oraya. O krom saç o elyafın üzerine basmış olacak. Dediğim gibi bunun kıyısı köşesi güzelce bir temizlenecek. Tutkal artıkları, epoksi artıkları güzelce temizlenecek, zımparalanacak. Şimdi isterseniz şu bölgenin, salma bağlantı bölgesinin üst tarafta ne oluyor? Daha doğrusu tekne döndüğünde alt tarafta, dış kısımda ne olacak? Salmanın temas edeceği bölge. Gelin oraya da bir hızlıca bakalım. Şöyle yukarı bir çıkalım. Şöyle ara parçayı, salma bağlantı kısmını da burada bir görelim. Şimdi teknemiz şöyle, baş bodoslama oradan geldiğimizde şöyle salma ara parçası, salmanın oturacağı parça ve devam ediyor omurga. Bu parçanın devamında aynı şu yüzeye paralel makette olduğu gibi skek dediğimiz dümen palasıyla salma arasındaki yapıyı da oluşturacağız. Şimdi öncelikle şeyden bahsedeyim. Bu parçanın yüzeyi tam şu şekilde de yatayda da eksende de terazide. Hem böyle koyduğumuzda terazide hem böyle koyduğumuzda terazide. Neye göre terazide? Yere göre değil, su hattı çizgisine göre. Hani hep konuştuğumuz projeden gelen hedeflediğimiz
hayali su hattı çizgimiz var ya, ona paralel. Ona göre her iki eksende de terazisinde. Şimdi biraz yakından bakalım bu parçaya. Bakın şöyle U şeklinde bir yapı. Şöyle yanlarda omurgaya sargı tahtalarına oturuyor şurası papellere. Şu kısımda omurgaya oturuyor. Tabii bunun altı bağlantı yerleri hep epoksi ile elyafla güçlendirilmiş bir şekilde montajı yapıldı. Şuralardan kalın vidalarla sıkıldı. Çünkü mengene ile bunun sıkılması mümkün değil. Mengeneyi tutacak yer yok. Dolayısıyla kalın vidalarla sıkıldı bu. Şu kuyruk kısmı da yanlardan iki tane vida ile bir buradan bir oradan. Orası da tamamen omurgaya bağlandı. Ve bununla hani içeriden omurga boydan boya bir saç kaplıydı ya 3 metre boyunda. Yaklaşık şuralardan başlıyordu. Bayağı şuralara kadar giden bir saç vardı içeride. Aynı şekilde bu parçanın içinde omurgaya basan kısmında da aynı saçtan boydan boya var. Dolayısıyla omurgaya alttan bu saç basacak. İçeriden de o içeride gördüğünüz boydan boya saç basmış olacak. Bu parçayı da lamine yaptık. Mesela bakın şurada 3 katman var. 1, 2, 3 katman. Bu 3 katman bir şöyle çapraz atıldı bir kat. Sonra bir böyle çapraz katlar atıldı. Bir de böyle çapraz katlar atıldı. Düz katlar atıldı. Yani 3 tahta, 3 sıra tahta birbirine şaşırtmalı olarak bu şekilde atıldı. Ve aralarına ikişer kat elyaf takviyesi yapılarak bu katmanlar oluşturuldu. Burada da kestane ağacı kullandık. Sonra şu yandaki kısımlar oluşturuldu. Şurada bir tane kalın katman oluşturuldu. 3 tane ince katmanın altında güçlü bir yapı oluşsun diye bir kalın katman oluşturuldu. Onun da üstüne altına ikişer kat elyaf kondu. Şu yan kısımları da omurganın yanlarından U yapıyı oluşturacak şekilde gövdeye basan kısmına da yine ekstra kestaneden parçalarla o yapıda oluşturuldu. Burada her katmanın arasında, her bağlantının arasında mutlaka ikişer kat elyaf geçildi. Mesela şöyle önden de baktığınızda, şöyle yandan da baktığınızda hafif tatlı bir eğim verecek şekilde salma bunun üstüne bindiğinde, tekne normal şekline geldiğinde alttan bunun bu yüzeyle salma öpüştüğünde şu yan kısımları öyle bir ayarlandı ki salmanın o gittikçe alta doğru daralan yapısıyla bir bütünlük oluşturacak şekilde. Yani bunlar macunlanıp da üzeri boyandığında, işte zehirli boyayla boyandığında şu parça sanki salmanın devamıymış gibi bir yapı oluşturacak. Kesinlikle herhangi bir su direnci oluşturmayacak şekilde tasarlandı. Şurada zaten şöyle gösterirsem salmayı tutacak ana saplamaları 10 tane. Delikleri açılmıştı. Bu parça buraya monte edilmeden önce salmanın üzerine gayet rahat bir şekilde girdiği görüldü. Ona göre bu delikler teyit edildi. Her biri sorunsuz bir şekilde. Salmayla birebir aynı. Dolayısıyla bunları tam dik bir şekilde kılavuz kabul ederek, tam dikliğini de kontrol ederek bu delikleri bazılarını uzatacağız aşağı doğru. Geldiğimiz nokta bu. Bu salma ara parçayı detaylı anlatmış oldum. Böyle bir yapı artık bu salmanın buradan herhangi bir şekilde ayrılması, kırılması, kopması, buraların hasarlanması herhangi bir nedenle mümkün değil. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.